Herkese selamlar. Hep bir video karşınızdayım. Bugün sizlerle paket açılımı yapacağız. İsa'nın hesabınız. İsa'da bir tane player pick kalmış. Onu bir açalım. Diğerlerini hep açtık. Video dışı açtık. Videoda açtık. Pek bir şey almadık. Belki bunda bir şey arıyoruz ve yolluyoruz bakalım. Hadi bakalım gelsin. Oo, bayağı iyi ya. Yani gerçekten oldukça iyi bir player pick. Gerçekten böyle bir player pick daha önce görülmedi. 10 tane paketimiz var. Paketlerden bilmiyorum ne çıkartırız. Diğer hesaplarımızda biraz daha fazla paket var tabii ki. Bu hafta İsa oynayamayacak VL'yi. O yüzden playofflarda oynamadığı için paket sayısı biraz az olacak. Bakalım ama. Umarım iyi bir şey alırız abi. Az ama öz paket olabilir. Bayağı sevdiğimiz bir paket. Board'la başlıyoruz. İyi, en azından board aldık abi. Ginter. Hoş geldin dostum. Ama tabii ki bugün bir şey çıkarttığımız bilmiyorum. Çünkü her videoda da bir şey çıkartmak yani tabii ki de mantıklı değil. Her videoda bir şey gelsin diyemeyiz. Gelirse mutlu oluruz. Gelmese de sağlık olsun deriz. Ama inşallah gelir ya. Yani gelirse çok iyi olur abi. Bana gelsin özellikle. Benim hesap bayağı bir kötü gidiyor. Yani kadroyu değiştirmek istiyorum ama ya elimizdeki oyuncular belli bir seviyede var. Onun dışında çıkamıyorsun. Paramız da fazla yüksek yok. Hani kilit oyuncuları bir yere koymak istiyorum ama o yerdeki oyuncuyu da çıkartmak için başka bir oyuncu almam lazım. O yüzden çıkmaza giriyorum. Yani bilmiyorum, bana bir şeyin çıkması lazım artık. Çok fazla satılamaz oyuncumuz var. Satabilir neredeyse hiç yok. O yüzden bayağı bir sıkıntılıyız ve hadi bakalım İsa'nın hesabına artık gelsin bir şeyler ve hadi Rondon. Yani İngiltere olsaydı olabilirdi ama Rondon'da 17K falan galiba. Güzel güzel. Bunu hatta direkt hızlı satalım. Önce şunu açalım. 80 artı, 81 artı, 82 artı, en sonunda da nadir altın satılamaz olduğu için en son açacağım. Ne olur ne olmaz. Yani duplikat gelme ihtimali yüksek çünkü. O yüzden en mantıklısı onu en sona bırakmak. Nadir karma oyuncu paketi. Hadi dostum. Baya kötü be. Baya kötü. Tabi buradan çıkan oyunculara bakıyorum. Daha sonra satıyoruz ama. Yani çok böyle iç açıcı bir şey yok. Gene board. İtalya defans acerbi. İyi. Güzel. Bora 15. defa geldin. 3 2 1 Zabert. Nadir altın. Bu sene pek güldürmedin bizi ama güldürmemeye devam ediyorsun. Teşekkürler dostum. Yani senden yana şansımız bayağı bir kötüydü zaten. 2 tane 83 bir 84 vermen bence bizi sevindirmemeli. Ama hiç yoktan iyidir diyoruz ve şimdi bir diğer hesabımıza geçiyoruz. Ve şimdi Abdurrahman'ın hesabındayız. 12 tane paketimiz var ama güzel paketlerimiz var. Eğer şansımız yaver giderse en sonda da bir ikon paketi gelecek duruma göre. Bakacağız yani, tamamen şansımıza bağlı. Çünkü en sonda güzel paketler var. Hadi Nadir Ekturum. 82 üst oyuncu veriyor. Uf. Çok güzel abi. Yani şunlar mesela hani para edebilirdi. Premier Lig'den dolayı. Özellikle Jota. Liverpool'dan dolayı da para edebilirdi ama maalesef olmadı. Nadir Karma. Hadi dostum. Ya bu hesapta gene ben iyi bir şey bekliyorum ya. Bu kadar kötü gittim. Abdurrahman kesin bir şey açıyor abi. Hani artık dedi ki bu saatten sonra abi dedi. Kadro zaten çok iyi oldu dedi. Ben dedi. Yani ikon paketi yapacağım dedi. Hep ikon yapacağız. Veya güzel bir oyuncu gelirse onun incelemesi için onu yapacağız. Nadir Altan'a da bir şey alamadık. Şimdi 83'er 82'ler var galiba. Ama öncesinde Nadir falan var. Onları bir açalım. Nadir Altan'ı bir yollayalım abi. 83'ten gelen oyuncularla da bir patlayacağız artık. İkon yapabilirsek. İyi bir şey alırsak, yüksek bir şey alırsak. Kullanamayacağımız iyi bir şey alırsak. Hani göreve basacağız. Ama duruma göre bakacağız. Çünkü parası da hiç yok. Eğer tamamlayabilirsem yapacağım da. Bu kadar da boş geçmesin abi. Nadir Altan'la mega paket açtık. Yani gerçekten maşallah var ya paketlerin. İki oyunculu paket. Oyunun verdiği paketin paketi. Onda da bir şey yok. Sule. Seneye Dortmund'da. Ve mega paket. Son paket. Ondan sonra en iyi paketlerden biri abi. Abi gerçekten mega paket, inanılmazsın ya. Valla bu kadar kötü olmak zorunda değilsin bence. Joseph Martinez ve 83 artı 25 adet oyuncu. Yani bununla uğraştı. İkon mu alalım, bunu mu alalım dedi. Ben dedim paketi alalım.
Çünkü gerçekten Food Perfect'te de güzel oyuncular var. 3, 2, 1. Gönderdik. Hadi bakalım. Gelsin abi. Haftan takımından biri. Hollandalı kim var? Kaleci. Yani Bizot muydu? Aynen. Ya bayağı kötü geldi be. Yani ben yüksek yetenekli bir kaleci var mı diye düşündüm ama ben hatta ilk Hollanda'yı görünce hani defans falan birim var dedim acaba orta saha ama bayağı kötü oldu ama arkasında bir şey gelebilir ya. Yani üzülmemek lazım çünkü haftan takımın genelde arkasında yüksek bir şey gelebiliyor. Bakacağız abi hadi bakalım. Harry Kane, Bonucci, Depay yani kötü. 10 tane kopya olduğuna göre elinde de Footbird'de oyuncuları olmadığına göre iyi bir şey aldığımızı söyleyemeyiz. Yani bence kötü bir 83 artıydı. Bayağı bir kötüydü hatta. Ve şimdi son hesap. Kendi hesabımız 14 tane paketimiz var burada da. En fazla paket bende varmış galiba. Hadi bakalım. Başlayalım. Şans bizden yana olur mu? Oo ilk paketten. Yani kötü değil abi. İsterse 77 versin, isterse 75 versin. Altın paketinden bunu almak çok iyi bir şey. Ya ben buna bir şey diyemem. Bu bayağı bir şanslı bir şey abi. Altın oyuncu paketi. Hadi dostum be altın oyuncu be. Şaka yapıyorsun. Güzel abi. Güzel ama inşallah bu paket satabilir. Açarken hiç dikkat etmedim ona ama. Bu kardeşim bu arada iki videoda üçüncü defa çekişimiz değil mi? Kendi hesabımıza. Satabilirmiş. Güzel. Yani 15K zaten hızlı sattı 15K. Güzel abi. Yani Motum geldiği sürece sorun yok ya bence. Motumlar güzel. 15K'ya gidiyor. Ama İngiltere görürsek de Motumlarda bizi daha çok memnun eder. Felipe. Hoş geldin. Acaba bu videoda Footbird'de alabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Üst düzey ek durum oyuncu. Düşük wallcard. Güzel. En azından wallcard yani. Kendimi mi çektim? Lan kardeş gelme ya. Vallahi gelme ya. Bu adam geldi mi sevinesim gelmiyor ya. Satabilir gelmiş neyse ki kardeşim. Yollar seni. Üst düzey elektrum oyuncu. Bir footbird de hadi. Göne notum. Göne mi lan? Lan gene mi lan? Yok değil. Kolo Muani. Satılabilir miydi bilmiyorum ama Kolo Muani satılabilir paketten müthiş geldi. Hoş geldi. Çok iyi. Bence hani açtığımız paket sayısına göre şu an iyi gidiyoruz. 30K öyle var. Pareo da 15K falan ediyordur herhalde bilmiyorum ama 15K ediyordur. Yani güzel oldu bence iyiyiz şu an. 45K kafadan karımız var abi. Ama tabii ki daha iyisini istiyoruz. Footbird de istiyoruz açıkçası. Yani alan aldığımız için çok mutluyum. Bayağı iyi bir kart. Gerçekten çok benim böyle aradığım bir CM. Hem şutu güzel, hem hızlı, defans fiziği güzel, pası güzel. Tam böyle benim kadroma uyuyor. 4-1-2-1-2'de tam cuk diye oturdu abi. Yani çünkü Lucas Paqueta ile oynuyorsun. Becerisi var. Zayıf ayağı yoktu. Şutları güzeldi. Defans fiziği bazen geri planda kalıyordu. Ama bu adam daha farklı bir şey abi. Yani çok farklı bir şey. Ben şu en baştaki nadir altını açmak istiyorum. Bu arada 83-90 paketini aldım ben. Diğerine çünkü paramız yetmiyordu. Ve bugün bir de şeyi de alacağız. Mağazadan 100K'lık paketi de alacağız. Token için. O pakette denemek istiyorum. İyi işe yarayanlar var o paketten. O yüzden o pakette denemek istiyorum abi. Şimdi başka paketimiz yok. Nadir altın açalım. Çok sevdiğim bir paket değil kendisi. Düşük wallcard. Hoş geldin. Sevdiğiniz futbolcu. Umarım seneye seni 88 falan görürüz ya. Yani oyun seni 1.87-1.86 arasına gidip getirtiyor ama senin artık yüksek olman lazım. Yani gerçekteki performansın zaten efsane. Oyunda da bunu artık görelim ya bence. Nadir karma oyuncu paketi. Bir board bir wallcard diye gidiyoruz. Solbek. Alexandro. Eski FIFA'ların biçilmez sol beki. Herkes de vardı abi. Herkes bunu kullanırdı. Herkes bunu kullanırdı ama şu an yok. Bayağı bir geriye geldi. Portekiz sol bek Guerrero galiba. O güzel. Vitor Pereira hoş geldin. Kral. Mega'yı da açalım. Sonra 100K'lık paketi açacağım.
Ondan sonra 83-90 açacağım. 83-90 duplicate gelme ihtimali fazla olduğu için onu en son açmak en mantıklısı. Evet, şimdi 100k harcanır mı bu pakete diyenler için bu paketi açacağız. Yani bence 100k harcanır mı dersen harcanmaz. Ama hani tamamen şans ve token'ı yapacak zamanın yoksa token'lara onu da alabilirsin. Benim şahsen fazla zamanım olmuyor. Ben her görevi yapamıyorum. O yüzden alıyorum bunları. Her şeyde alıyoruz zaten. Az çok görüyorsunuz. Bazılarını video dışında da açıyorum ama genelde her promoda bunu açıyoruz. Yani 100k buraya giden bir para çok önemli değil. Zaten şu anda ortalama hani sadece çıkan Volkat'lı oyunculardan bile 70k yakın para kastık bile. Yani düşük reytingli olup da 1.5-2k'ya giden reytingli oyuncular da var. Onları da sattığımızda zaten bunun parası her türlü çıkacak. Ve ben bunu sizin için yolladım. Hadi bakayım. En azından büyük Volkat. Muhammed Salah çok iyi abi. Bak reyting olarak çok iyi geldi. 89 en azından Muhammed Salah gerçekten bugün de Liverpool'un golünü attı penaltıdan. 2000. golü müydü ya Liverpool'un? Kaçıncı golüydü öyle bir şeydi herhalde. Onu attı abi, gerçekten efsaneydi Muhammed Salah. Yani en azından farklı bir bayrak gördüğüme çok mutlu oldum. Yani şurada Van Dijk'ı görmekten bıkmıştık. Donnarumma'yı görmekten bıkmamıştık, fazla çıkmadı ama olsun. Muhammed Salah hoş geldin. Umarım arkanda boş değildir ve geçiyoruz abi, hadi bakalım. Hadi arkanda iyi bir şey gelsin be. Yok, arkasında bir şey yok. Burada kiralık veriyor. Kaç maçlık veriyormuş? 5 maçlık. Yani Bamangutigay mı neydi bu adamın adı, onu kullanırız ya. Adını da değiştirmişler lan buradan. Neyse, anladınız siz benim ne demek istediğimi. Bunları da yukarı atalım. Bence kötü bir şey olmadı. En azından buna kadar abi. 37k. Yani şunları da hesapladığımızda zaten 60k yakın, 55k gibi bir fiyat geliyor. 55k'lık falan bir hani kaybımız olacak, 45k'lık. O da çok bir sorun değil bence. Ve 83-90 paketi. Bu paketten iyi bir şey alanlar var. Biz onlardan biri olmayacağız muhtemelen ama umudumu kendi hesabımda kaybettiğim için böyle konuşuyorum ve yolluyorum abi. Artık yani kendi hesabımda hiç umudum yok benim. Hadi bakalım. Kaftan takımı Volkat. Yani şans. Bir şey diyemiyorsun. 83 artıdan da bunu aldık. 83-90'dan da bunu aldık. Abi bari burada bir footbird'de alsaydık da arkasına bir iki tane daha footbird'de falan gelseydi. Çünkü on alanları gördüm. Ama geçiyorum abi, hadi bakalım. Arkasında var mı bir şey? Haaland var, Fernandinho var. Yani en azından bir Haaland alabildik. Buna şükür. Onun dışında kötüydü bence. Yani genel anlamda aslında kendi hesabım bir tık beni memnun etti. Çok Volkat aldık. Kötü değildi. En azından hani buraya harcadığımız 100k'yı kaybetmedik. Çıkan hocalarla bunu kurtardık. Ama işte her videoda söylediğim gibi ben kendi hesabımda artık duplicate oyuncu değil de kullanacak bir oyuncu almak istiyorum. Şöyle bir Firmino olur, ne bileyim Paketan'ın kartı da hani olur. Bizde var gerçi ama o da olur 5-5 sonuçta. Hani bu tarz kartlar gelirse bizi biraz daha fazla böyle hani kadromuzu da güzel bir şekilde değiştirmemize sebep olacak. Çünkü kadromuz gerçekten hani gelişmiyor abi. İkon yapıyorum bir şey çıkmıyor. Paket açıyoruz bir şey çıkmıyor. Böyle olunca da hani siz de tabii ki kendinize diyorsunuz abi kadro hep aynı. Abi kadro değişemiyor yani. Elimizden olmayan imkanlardan dolayı değişemiyor. Diğer hesaplara bazen işte çıkıyor. Abdurrahman da zamanında hiçbir şey alamıyordu. Şansı döndü. Belki bizim de şansımız döner diyorum. O yüzden bizi takipte kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.